Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanı'ndan bugün sizler için S&P 500 ve BIST 100 analizi yaptık. Biliyorsunuz borsalarda birkaç gündür beklediğimiz hareketlilik bugünlerde gerçekleşmeye başladı. Biz de mutluyuz tabii. Hani demiştik demeyi sevmiyoruz ama gerçekten de demiştik değil mi Berk? Demiştik. S&P'deki bu düşüşü. Söylemiştik. Aslında demiştik demeyi seviyoruz ya. Yani. Bak şimdi gündüz Trendyol web sitesinde paylaştım bu S&P geçmişi. Aslında S&P güncellemesi. Aslında daha geçen hafta konuştuk bunu. Onunla ilgili videoyu da şurada ulaşabilir yatırımcılar veya bizi takip edenler. Şimdi genel görünüme bir bakalım. Ne demiştik S&P'de? Yükseliş trendi korunuyor demiştik değil mi? Şuradan başlayan bir yükseliş trendi vardı. Tabii. Evet. Buradan başlayan mata piyasada Trump rallisi falan da diyorlar ama şöyle baktığınız zaman bu yükseliş trendimiz. Şimdi burada risk ne? 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalardan çok uzaklaştı aslında parite ve bir düzeltmeye ihtiyacı vardı ki biz haftalıkta ara senin çok şiştiğini konuşmuştuk ve bak artık taşıyor demiştik, hatırlıyor musun? Bu bir Evet. düzeltme yapacaktın mutlaka demiştik. İşte o beklediğim şey başladı aslında. Dün itibariyle başladı. Şimdi günlüğe inelim tekrar. Bak. Burada bir çift tepe oluştu. Şunu siliyorum artık yükseliş trendini daha net görelim diye. Bunu da büyütelim. 2340'lık desteği. Bunu konuşmuştuk seninle. Kırılırsa formasyon tetikler. Şunu aşıp da tamamlayabilir ama RSI üstüne çıkmaz. Çift tepe olur. Negatif uyumsuzluk olur. Aşağı iner demiştik ki oraya bile gidemedi. Ne yaptı? Burada bir çift tepe oluşturdu. Dün başlayan satış böyle 2381 seviyelerinden 2350'yi kırdı ve 2343'e kadar indi. Hatta 2341 düşümünü gördü. Şimdi bakarsak bunun hedefi ne olur? Burada bir kere şu bara karşı pozisyon alınmaz. Evet. Yani düştü diye artık realizasyon oldu diye değil. Bak ara senin de hala gidecek yeri var aşağı doğru. Burada düşüş keskinleşebilir ve ben bunun devam etmesini beklerim. Özellikle şu bardan sonra. Nerelere gider? İşte onu da web sitesinde paylaştık. 2344 zaten buna vardık. 2334'e gider. 2384 seviyesi altında kaldığı sürece 2309'a kadar gidebilir. 2309 200 günlük mü oluyor? Yok, 200 günlük olmuyor. O 200 günlük çok daha aşağılarda kalıyor. 2220'lerde kalıyor. Hatta 100 günlük bile 2280'de şu an. Ama bu biraz yükselirdi. Bu düştükçe şunu biraz Ha. yukarı atar. İlle 100 günlüğe gelecek diye bir Diye bir şey şey yok yok zaten. tabii. Orada yok. Ama şu anda ne mesela? Düşüşü kenardan izlemek mantıklı. Ha, burada vadeli kontratlarda işlem yapanlar işte bu 2350 kırıldığında zaten pozisyon girmiş olmaları lazımdı. Burada en güzeli ne? 2380 altında kaldığı sürece baskı devam eder. 2344'te iki hedefe vardık. Çok böyle risk averse'lar varsa yani bu vadeli kontratlarda ilk önemli olan ilk başta gol yememek ya. Evet. Trading stopu maliyete çekip sonraki hedefleri de takip edebilirler. Ama yani şu anda S&P'de genel görünüm aşağı. Sen vadeli kontratlarına bahsetmişken ben de şeyi söyleyeyim. Bu nereye kadar düşer sorusu şimdi soruluyor. Tabii bunu bilmek kesin olarak bilmek tabii ki mümkün değil ama ben şu %200 arasında belki %100'e yakın bir yere yani daha böyle hafif bir düşüş bekliyorum. Yine de tabii bayağı bir düşüş aslında ama çok da sert bir düşüş olmasını bekliyorum. Nedenini söyleyeyim. Mesela Dur şurada bir... ben Ha, istersen sana buyur. ilk başta ideal formasyon hedefini söyleyeyim bak nereye geleceğini. O şu. Ha, Tamam mı? Yani süper. 100-200 arasında inmeyebilir teknik boyası. 2309 falan dedik ya buralara gelebilir. Benim gördüğüm o. O da Tabii tam... daha abartıp inebilir muhakkak ama yani şu anda formasyon hedefi o teknik Tam göre bunu işlem destekleyecek bir yapıyoruz. şey söyleyeyim. Şurada S&P'deki yatırımcıların vadeli piyasalardaki pozisyonları bunlar. Bu dikey çizgilerle çizdiğimiz şeyler pozisyonların aşırıya kaçtığı, bir önceki tepenin üzerine çıktığı veya bir önceki dibin altına geldiği yerler. Yani yeni rekor short, yeni rekor long noktaları. Turuncu olan da S&P'nin kendi fiyat çizgisi. S&P 500 endeksi. Bak şu anda ne bir rekor long'a ulaştık, ne bir rekor short'a ulaştık. Eğer ki şu tepeyi geçseydi ben diyecektim ki bir önceki 2016 zirvesinin de üzerine geçti. Rekor long'lara yaklaşıyoruz. Böylece S&P'deki düşüş çok sert olabilir. Bu kadar yüksek miktarda insan pozisyonlarını varken düşüşler genelde daha sert oluyor. Mesela daha ilerleyen videolarda sterlin dolar da çekeceğiz. Orada sterlinde de rekor short var. Mesela beni çok büyük şeye yönlendiriyor. Ya müthiş bir hareket olabilir gibi. Ama burada yok. Burada onu görmüyoruz.
Yani o yüzden sana katılıyorum, o formasyon hedefini belki biraz aşağı aşabilir ama o kadar da ilerleyebilecek tabii tamamen bilmek mümkün değil ama sert bir düşüş olmayabilir. Bir de şey konusu var. Perşembe günü bu Trump'ın sağlık reformundan ilişkin Obamacare adı verilen sağlık Obama döneminde yapılan sağlık reformlarını değiştirip yeni kendi reformlarını gündeme getirme hususu vardı. Perşembe onaylanacak bu ama şu anda aldığın haberler kongrede muazzam muhalefet olduğu yönde Trump yönelik. Bu da çok ilginç. Böyle olduğu sürece S&P düşmeye devam eder. Yani ne vergi reformları kolay çıkabilir, ne altyapı harcamaları. Çünkü sağlık reformu bile değiştiremiyor adam şu anda. Bu konuda bayağı bir muhalefet olduğu söyleniyor. Trump zaten kabullenilemeyen ABD başkanlarından biri olarak tarihe geçecek herhalde. Olabilir. Öyle görünüyor. Bakalım izleyip göreceğiz. Bu arada tabii S&P 500'deki bu düşüşün BIST 100 üzerindeki etkisi de malum. BIST 100'deki son hareketleri videosunu zaten daha önce sizlerle paylaşmıştık ama ne durumda? Nasıl görüyorsun? Bak şimdi orada da güzel oluşumlar var. Şimdi biz düze gelelim. İlk başta şu bizim haftalık grafiğimizi biliyorsun. Devasa bir Evet. üçgen var ve bunun hedefinin 120 bin lira olduğunu konuştuk. Bu gelen satış bir şey değiştiriyor mu? Benim genel görüşümde değiştirmiyor Değiştirmiyor. aslında. Tek risk neye bahsetmiştik? 100 haftalık ve 200 haftalık hareket ortalamalardan çok uzaklaştığına bahsetmiştik, değil mi? Ama önemli olan şuradaki kapanışa bakacağız. Haftalık kapanışa. Şu anda sert satış var. Üçgen içine girmeye Çalışıyor. çalışıyor. Ama bir kısa vadeye bakalım. Bak Bakalım. kısa vadede şurada bir yatay kanal oluşturmuştuk biz, görüyor musun? Bunu kırdığımızda ilkimizde formasyon hedefi 91.900 olarak öne çıkıyor. Şimdi buralara yaklaştık. 500 gibi bir şey gördüm. 91.400-500 lira geldi. Şimdi ikinci yatay kanalı oluşturuyor gibi sanki. Bak şurası çok kuvvetli bir destek kısa vadede. 88.900 seviyesi. Sanki burada bir ikinci yatay kanalı oluşuyor. Evet, burada bir belki çift tepe görüntüsü de var. Bu kanalı kırarsa biraz daha aşağı sarkar. Onun için kısa vadede şu seviye çok önemli, çok belirleyici olacak. 89.900 mu orası? 88.900. 88.900. Burası bu baktığında çok önemli ama burada konsolide olup tekrar yukarı atarsa işte burada ondan sonra ne yapar? 93 bine doğru, ki Gider. o 93 binde neresi? Bizim şurada beklediğimiz yer, şuraya geliyor. Onun için burada evet şu anda satış çok kuvvetli, satış varı var, doğru. Ama şu yatay kanalı bir takip edelim. Bunun içerisinde kalmayı başarırsa sanki o kadar korkulacak bir şey olmayabilir gibi geliyor bana. Ben biraz daha bu satış baskısının süreceğini düşünüyorum temel açıdan bakıldığında kısa vadeli olarak. Onu da şöyle göstereyim. Bugün yayınladığımız bir rapor vardı. Gelişmekte olan ülkeler ve diğer Türkiye borsalarını karşılaştırmalı incelemiştik. Burada biz dedik ki YSS senedi satışına bakıldığında dedik ki en ucuz ülkeler şu aşağıda gördüğünüz yuvarlak küçük toplar Polonya ve Türkiye. Hakikaten çok ucuz. Yani seni gösteren o mega rally'nin içinde olabiliriz. En pahalısı da Hindistan'la Endonezya görünüyor. Bunlar bayağı şişmişler. Hem 3 aşağıda da bakıyoruz, aşamada bakıyoruz. Sadece değerleme değil bunlar. Aynı zamanda reel kurlarla bir modelimiz var. Bir de kısa vadeli bir regresyon modelimiz var. İşte olay burada değişiyor. Şu kısa vadeli model bize neyi gösteriyor? Dördüncü sayfaya gidelim. Şu BIST 100'ün model görüntüsü. Şu üstteki grafikler BIST 100 ve model arasındaki hareketler. Şu da ikisinin arasındaki fark mavi seri. Yani çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Çok basit. Mavi seri yukarıda görüyorsunuz. Diyor ki BIST 100 modele göre çok 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 değerlenmiş. O yüzden en azından şurada bir aşağı yönlü şey bekliyoruz. Yani BIST 100'ün şu andaki hızlı primi nedeniyle hazır S&P 500'e satışa gelmişken aslında bu modeli biraz aşağı getirtebilecek bir satış lazım. Burada ben orta vadeli trendin kırılmayacağı noktalara kadar bir satış bekliyorum. Çünkü Türkiye çok ucuz ve trendi devam edecektir. Ama kısa vadede bir en azından yani şu son gördüğümüz trendin kırılmayacağı bir yere satış ve potansiyeli görüyorum. Sen orayı kaç görüyorsun onu merak ediyorum. Yani diyelim ki 87.500 müdür, 88 midir daha böyle günlüklerde O zaman yani şu yatay kanalı kırarsak biz kırarsak aynen. indiyar şu kadar olur. O da ne olur? 86.500 olur. Tamam işte. Buralarını bekliyorsun. Yani evet oralar olabilir. Yani Zaten 100-200 arasında bir yer olur. arasında bir yere geliyor olabilir. Bak burada belki şurası daha belirici. Şurası hareketin başladığı yer ya. Görüyor musun? Yatay kanal sıkışma. Ondan sonra böyle şu hareket başladı. Belki şurayı da takip edebilirsin. 87.100. 87.200 burası.
Yani buraya gelecek diye bir şey yok ya. Belki şuralardan destek bulup girebilir ama genel görünümde şu haftalık var. Ne kapayacak benim için şu çok belirleyici. Şunun altına gelecek mi? 16 kaç bu arada? İşte bu 88.900 gibi görünüyor. Ne mi bakalım? 88.900 görünüyor. 88.900 çok belirleyici olur. Aslında benim dediği yerlere gelmesi iyi bir şey değil. Yani 86.000'lere gelirse senin dediğin haftalık barın da altında kapatıyor ki. Şuralara evet, gelirse, hoş değil değil mi? Bence şurada destek buluyor olması lazım senin için bir sonraki tepede. O da çok iyi değil ya. Ya şurada RSI biraz şişmiş yani bu aslında biraz daha rahatlayıp şuralardan dönmesi lazım. O risk de var yani şuraya gelmek için. O zaman aslında emin bir strateji için şu anda hani mega trendin bence kuvvetli bir trendin içindeyiz yukarı yönlü. Ama 91.500 geçilirse tekrar trende katılmak daha mantıklı değil mi? Valla ben şurası geçerse aynen. O da 91.500 işte aynı öyle. Yani ya da şurada vereceği tepkiye bakarım. Yani buraya geldiği anda longa girmek istemeyebilirim. Aynen. Şurada vereceği bir tepkiye bakarım. Burası çok kuvvetli bir destek. Yani bak birkaç kere denemiş yukarı atmış. Eğer şurada bir bant hareketi konsolide olup yukarı atarsa çok sağlıklı olur yükseliş. O zaman zaten bu haftalığında da şunun altına inmemiş olacağız. Ve süper bir hareket olmuş. Bir bakalım yani kapanışları görelim. Özellikle şu haftalık kapanışı bir takip edelim. Dediğim gibi benim için belirleyici yer şurası. Bunun altında kaparsak sarkmadan bahsetmiyorum. Haftalık olarak cuma günü bakalım nerede kapayacak. O önemli. Yani şu ters çekiç mumu gibi geliyor. Evet yani kötü görünüyor şu anda. Onun için de böyle kapanmaması lazım ama dediğim gibi bu hala kapanmadı. Yani haftayı bitirmedik. Bak şurayı da görüyorsun sanki buraya geldi hani tekrar toparladı falan. Bir bakalım. Yani şu hafta toplan şey görmekte fayda var. Bugün sizlerle S&P 500 ve BIST 100'ü beraber inceledik. Gerekli seviyeleri, stratejileri sizlere sunduk. Umarız faydalanmışsınızdır. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.